Merhaba arkadaşlar, dün sizinle beraber ne yapmıştık? Modelimizin içerisinin tomurcuğunu çalışmıştık. Bugün ise modelimizin şuradaki taç yapraklarını çalışacağız. Bunun nasıl anlatıldığını hemen sizlere göstermek istiyorum. İstediğiniz renk bir ip kullanacaksınız. Ben çok güzel bir mor ile çalışıyorum. Bunun dışında kanalıma abone değilseniz eğer lütfen abone olun ve o güzel yorumlarınızdan lütfen beni mahrum etmeyin. Şimdi hemen hızlı bir şekilde vaktinizi de almadan örgümüzün yapımına başlayacağız. Öncelikle farklı bir iple ile çalışırken yapacağımız işlem bir zincir çekip şurayı kitlemek olacak arkadaşlar. Şöyle döndürüyorum. Bakın döndürdükten sonra bir kitleme işlemini gerçekleştiriyorum ki modelim sağlamlaşsın. Şimdi burayı birazcık şöyle büyük bıraktıktan sonra istediğiniz herhangi bir yerden, daha evvelki sırada nasıl çalışmıştık? Şuradaki iki zincirli alanlarımız vardı biliyorsunuz. Buradaki alanlardan faydalanacağız. Şimdi buradaki ipleri de kaybedebilmek için en kolay yollardan bir tanesi şöyle döndürmek. Şimdi ben şöyle döndürmek istiyorum. Çünkü oldukça uzun bir ipim vardı. Herhangi bir yerden başlayacağız. Şuradan başlayacağım. Ve ne yapmıştım? Fazla ipimi de şöyle döndürdüm ki o da benimle beraber yürüsün gitsin. Şimdi şuradaki ilmeği hazırlamıştım biliyorsunuz. Bu ilmeği sıkılaştırıyorum. Geliyorum şuradan ilk ilmeğimi buraya kitleyeceğim. Şöyle bir kitleme işlemi yaptım. Bakın sabitledim. Şimdi yapacağım işlem 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek çekip modelimin arka yüzünü çevirip şöyle iplerimi de düzeltiyorum. Bir önceki, yani şu kitlediğim yerden bir önceki boşluğa geliyorum. Tekrardan bir sık iğne çalışıyorum arkadaşlar. Bakın arka yüzdeyim. 5 adet ara zinciri çektim. Bağladığım, kitlediğim değil de ondan bir evvelki 2 zincir çektiğim alana geldim. Buradaki işlemi yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Örgümün ön yüzünü çeviriyorum ve burada şimdi şuradaki 5 zincir çektiğim alanı çalışırken şuradaki de uzun iplerim vardı ya, onları kaybedeceğimi söylemiştim sizlere. Hemen onları da şöyle hafiften yukarıya kaydırarak ne yapıyorum? Buradaki kitleme işlemini gerçekleştiriyorum. Bakın tığımın üstünde 1, 2, 3 zincirlik ilmeğim var. Hemen 1, 2 de çıkıyorum. Yani ikili trabzanlar çalışıyorum. Kaç adet? 12 adet. Bu 12 adedi çalışırken birinci, ikinci diyorum. Üçüncü için hemen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 adet ikili trabzanla dolduruyorum. Tabi ilk birinci trabzanım ister istemez 3 zincir. Onu da sayarak 12 tane ikili trabzanı tamamladım. Şimdi şuradaki ilk başladığım yere değil, hemen onun yanındaki ikili zincir çektiğim alana geliyorum. Ve kitleme işlemini bu sefer burada gerçekleştiriyorum. Bakın. Şimdi buradaki yapacağım işlem şu. Bir sık iğne ile kitledim. 5 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar örgümün arka yüzünü çevireceğim. Ne yapmıştım? Bir evvelki sırada sık iğnemi yaptıktan sonra 5 zincirimi çekip bir sonrakine, yani hatta arkadan düşünürsek bir öncekine kitlemiştim ve ikili trabzanlarımı o şekilde gerçekleştirmiştim. Şimdi sık iğnemin yapıldığı alan şurası. Ben demek ki hemen şuradaki alana gideceğim. Yani ilk sık iğnemin olduğu alana. Hemen geliyorum bunun yanına. Bir sık iğne çalışıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve örgümün ön yüzünü çeviriyorum. Tekrardan
5 zincir çektiğim alana ne yapacağım? İkili trabzanlarımı çalışacağım. Hemen şöyle ikili. Böylelikle 1 ve 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi 12.mi ne yapıyorum? Buradaki iğne değil, yan tarafına gelip bir sık iğneyle kapatıyorum ki modelimin içerisinde, şöyle uzun bırakayım da göstereyim, taç yaprakların birbirinin üstüne kat kat gelmiş oluyor. Şimdi arkaya kilitlediğimizde taç yaprağımız şuradan başlıyor, böyle geliyor. Böylelikle birbirinin üstüne gelmeye başlıyor. Şöyle biraz daha net göstereceğim sanırım. Bakın, her seferinde bir arkadan başlayıp ön tarafa kilitlediğimiz zaman taç yapraklarımız böyle birbirinin üstünde gidiyor. Şimdi kaç tane taç yaprağı yapacağız? Zaten bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tomurcuğumuz vardı. Hemen şurada saymak istiyorum bakın göstermek için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de bu yapraktan çalışacağız. Şimdilik sizin için bir tane daha göstermek istiyorum. Şöyle nasıl çalışacağımızı. Çünkü gerçekten çok yorum aldım bu konuda. Biraz daha detaylı olur musunuz diye. Bakın sık iğnemi yaptım. Hemen 5 zincir. 2, 3, 4, 5. Örgümün arkasını çeviriyorum. Bulunduğum yerin bir evvelkine geliyorum. Bir sık iğne çalışıyorum. Hemen şöyle bir sık iğne çalışıyorum. Kilitliyorum. 3 zincirle yükseltiyorum. Daha sonrasında 5 zincirlik çalıştığım yere toplamda burayla beraber 12 tane zincir çalışıyorum. Burayı hızlı geçeceğim özellikle. Daha sonra diğer taç yapraklarını da tamamlayacağım zaten. Son kapanışı göstereceğim sizlere. Daha sonra bir üst kanalın nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Bu arada azıcık bir muhabbet edelim. İkili trabzanlarımızı çalışırken. Instagram'da beni takip edebilirsiniz biliyorsunuz. Buradaki yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok çok önemli. Elimden geldiği kadar her gün olmasa da gün aşırı, bazen her gün çektiğim videolarım oluyor sizler için. Bunlar için ister istemez belirli bir zaman gerekiyor. Sizlerden tek ricam, videolarımı beğenip altına yorum yaparsanız ve paylaş butonundan istediğiniz sosyal paylaşım platformlarında videolarımı paylaşıp bana destek olursanız çok çok sevineceğim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi önemli olan ne demiştim? Buradaki 12. trabzanım gelip şuraya değil, hemen bunun yanındakine kilitliyorum. Bir sık iğne ile. Daha sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip arkaya dönüyorum. Bulunduğum yerin bir öncesine gidip sık iğnemi buraya kilitliyorum arkadaşlar. Yapacağınız tek şey bu. 3 zincirle yukarıya çıkacaksınız. 12 zinciri 12 ikili trabzanla dolduracaksınız. Şimdi ben sıra sonuna kadar geleceğim. 8. taç yaprağımızı da beraber çalışacağız kısmet olursa. Arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Bakın 12 adet ikili trabzanımı çalıştım. Şimdi burada yapacağım işlem, bakın son noktadayım. Hemen ne yapıyorum? Yan tarafa geçiyorum. Şimdi burayı kilitledim. En çok yapılan hatalardan bir tanesi aslında burası. Genellikle burada bırakıyorlar. Burada bırakınca da olmuyor. Şimdi şurayı biraz büyük bırakmak istiyorum ki üstünde daha net anlatabileyim. Şimdi bu şekilde başladığınız zaman evet başlangıç noktasında olmuş oluyoruz ama modelimizin sonu gelmemiş oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.
ilmeğimizin, taç yaprağımızın içerisinde oluyoruz. Buradaki başlangıç noktasına varıyoruz. Gene bez zincirimizi çekip arka tarafa, örgümüzün arka tarafına geliyoruz ki sonuncu 8. yaprağımızı oluşturabilelim. Şimdi 3, 4, 5. Tekrar arka tarafa geliyorum. Şuradaki ipimi almak istiyorum. Şöyle, evet, şuraya sık iğnemi çalışıyorum. Şuradaki alana sık iğnemi çalıştıktan sonra yine işlemler aynı. 3 zincir çekip 1 diyorum ve içini dolduruyorum. Ama bu sefer ne yapacağım? Bu taç yaprağımı başlangıç taç yaprağımın başlangıcına ilave edeceğim ki 8. taç yaprağım ortaya çıksın. En fazla sorulan sorulardan bir tanesi buydu. Sona geliyorum, ne yapacağım? Aslında diğer videomu da oldukça detaylı anlatmıştım ama kaçırılıyor herhalde. O yüzden böyle bölümleri ayırmayı tercih ettim ki sizler çok daha net anlayabilin diye. Hemen şöyle saymadan geçtiğim için saymak istiyorum. Çünkü buradaki sayılar bizim için önemli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve 12. Evet. Şimdi buradaki yapacağımız işlem, bakın ilk taç yaprağımız normalde burasıydı. Şuraya bağlamıştık. Daha sonrasında 5 zincir çekip başlangıç noktasına gelmiştik. İşte burada problem yaşıyorlar. Aslında bizim başlangıç noktamız burası. Fakat burada 5 zincirle şuraya geldiğimiz için hemen algı olarak "aa bitti" deniyor ama bitmemiş oluyor. Bu taç yaprağımı getiriyorum. Buradaki alana kilitliyorum ki böylelikle bu sıramın bütün taç yaprakları bitmiş olsun. Bakın şimdi biraz da uzun bırakacağım şu şekilde. Evet, bütün taç yapraklarım hepsi birbirinin üstüne, şöyle de tutayım ki daha net görün, hepsi birbirinin üstüne gelmiş oluyor. Şimdi asıl modelde aslında her bir katman farklı renk ile çalışılıyor. Eğer siz buradaki gibi, şuradaki gibi hem iç taç yaprağı hem de dış yaprağı beraber aynı renk çalışmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Öncelikle farklı renk çalışacaksınız. Benim elimde şurada daha evvelden ilk zamanlarda yaptığım bir rengim var. Evdeki renklerden kullanmıştım, bakın. Şurada. Daha sonra şunu da göstermek istiyorum. Böyle adım adım çalışılıyor ki daha net ortaya çıksın diye. Şimdi eğer farklı renk çalışacaksınız bir üst sırayı. Burada ne yapacaksınız? Bir zincir çektikten sonra bu modeli bitirip kilitleyebilirsiniz. Yok, ben bunu yapmak istemiyorum derseniz eğer, bu sefer şuraya geçirirken biraz zorlanabiliyorsunuz arkadaşlar, bakın. Şuraya. Çünkü şuradan bu sefer bunu taşımanız gerekiyor. Şu şekilde. Bir daha göstermek istiyorum. Hatta şöyle hafiften de koyu renk olduğu için daha net gösterebilirim diye hemen ön tarafa alayım. Çünkü buralar gerçekten önemli. Şimdi bu sıra bitti ve bakın buradaki ilmeğimi oldukça geniş tutuyorum. Ne yapıyorum? Örgümün arkasına geçiriyorum ve burada herhangi bir yerden, yani en yakın yerden ilmeğimi alıyorum. Ve şuradaki boşluktan geçiriyorum. Ama burada sıkmıyorum arkadaşlar. Sıkmıyorum ki geliyorum şurada, bakın sonuncunun içerisine şunu alıyorum ve kilitliyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Daha sonrasında eğer dilerseniz şuradan şöyle 1, 2, 3 zincirle hemen şuraya gelip kilitleyebilirsiniz. Ya da yok, ben bunlarla uğraşmak istemiyorum derseniz ne yapacaksınız? Hemen ipinizi kırabilir ve o şekilde başlayabilirsiniz. Şimdi ben ipin kırılmış halini de göstereceğim bir sonraki videoda. O yüzden şuradaki alanı sökeceğim ki, şöyle sökmek istiyorum. Modeli tamamen sökmeden. Şu şekilde sökeceğim ve bir üst sıraya tamamen yukarıdan başlayacağım. Sanki farklı bir ip ile çalışıyormuşçasına. Benimle beraber bu güzel motifi ördüğünüz için teşekkür ediyorum sizlere. Instagram hobiyorum
ya da Evde Hobi YouTube kanalından bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdilik sağlıcakla kalın. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.